Kerem, sen benimle geliyorsun. Herhal hocam. Çok önemli bir toplantıya başlamak üzereyim. Eğer çok acil değilse... Acil durum Sayın Hanım. Oğlunuza hemen müdahale edilmezse... Müdahale mi? Ne müdahalesi? Kerem'e bir şey mi oldu yoksa? Hayır, yanlış anladınız. Kerem iyi. Şu anda karşımda hatta. Maşallah çok iyi. Ama ben hiç iyi değilim. Boşuna yoruyorsunuz kendinizi hocam. Eğer sizinle bir an evvel görüşebilirsek... Anlıyorum ama şu anda hiç uygun değilim. Ben sizi daha sonra ararım. Günaydın. Sayın Hanım bak... Alo. Ben gidiyorum. Hayır. Ya kusura bakmayın hocam ama bıkmadınız mı? Yani sonuç belli. Her seferinde anneme ulaşmaya çalışıyorsunuz ve her seferinde ulaşamıyorsunuz. Geri arayacağım diyor. Peki bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Hayır, bir de üstünüze alınıyorsunuz. Yani merak etmeyin. Kendisi aynı şeyi bana da yapıyor. Bakın, cezam neyse verin gideyim. Uzaklaştırmaysa uzaklaştırma. Uyarıysa uyarı. Ama verin gideyim. Otur. Bunları neden yapıyorsun Kerem? Hocam ben ne yaptım Allah aşkına yani? Adam arabamı... Hala araba diyorsun. Bana ne senin arabandan? Bana bak, burası bir okul. Sen öğrencisin, ben de müdürüm. Burası babanın çiftliği değil. Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Ne oldu? Ne olacaktı? Pardon. Ne yapacağız peki? Alet yanında mı? Neymiş ki bu? Vallahi bilmiyorum ama istersen araştırırım okuldan sonra. Ne gerekiyorsa yap. Günaydın. Günaydın canım. Sevim Hanım geldi mi acaba? Henüz gelmediler. Randevunuz var mıydı? Sevim Hanım'dan randevu almanın imkanı var mı? Üzgünüm, size yardımcı olamayacağım. Bugün 8'de çok önemli bir toplantısı var. Olsun canım, ben şurada beklerim. Bence boşuna beklersiniz. Bugün kendisini göremezsiniz. Olsun, ben yine de beklerim. Günaydın efendim. Sevim Hanım, konuşmamız lazım. Toplantınız olduğunu söyledim ama... Şu an uygun bir zaman değil Cale Hanım. Lütfen randevu alın. Aktu Elektriğin teklifini revize edeli 2 hafta oldu. Hala raporları göremedim. Cale Hanım, lütfen. Sevim Hanım, kusura bakmayın ama bu mesele daha fazla bekleyemez. 2 dakika sonra başlayalım, oldu mu? Bakın, ya ben kolejinizdeki müdürlük görevimden istifa edeyim... ...ya da siz biraz daha... Kerem'i okuldan almamı talep etmeyeceksiniz herhalde. Kerem'le ilgilenmenizi talep edeceğim. Bakın Sevim Hanım, sadece dünkü olaydan bahsetmiyorum. Olaysız geçen bir günümüz yok. Bir saniye beni dinler misiniz? Bir saniye. Siz çok iyi bir eğitimcisiniz Cale Hanım. Eğer siz olmasaydınız Sayar Koleji bugünkü durumunda olmazdı. Ama kolej sadece çocukların eğitimini sağlamıyor. Sayarlar Holding'in imajına da büyük katkısı var. Çok güzel. Ama okulunuz ne yazık ki tehlikede. Bakın, Kerem böyle davranmaya devam ederse kimse çocuğunu Sayar Koleji'ne yollamak istemeyecektir. Sözümü daha bitirmemiştim. Sayarlar Koleji'nden çok daha önemli bir şey var benim için. O da oğlum. Dünya bir yana, Kerem bir yana diyorsunuz yani. Kısa ve net bir şekilde anlattınız. Aynen öyle. Dünya bir yana, Kerem bir yana. Peki Sevim Hanım. Patronumsunuz. Ama ne yazık ki bu konuda hata yaptığınızı söylemek zorundayım. Bir gün siz de bunu anlayacaksınız. Umarım o gün iş işten geçmiş olmaz. Onunla konuşurum, merak etmeyin. Bakın, konuşmanız yeterli olmayacaktır. Onunla biraz daha vakit geçirebilirseniz... Çok teşekkür ederim Cale Hanım.
İyi günler. Nerede? Hoş geldiniz Kerem Bey. Ne yapıyorsun? Babanızın yemeği. Odasını istedi. Ver, ben götürürüm. Siz zahmet etmeseydiniz Kerem Bey. Sen versene şunu. Yemeğini getirdim baba. İstersen içeri bırakayım. Ben alırdım. Ne izliyorsun? Şey, akşam maç var. İzleyecek misin? Ama zamanının çoğu kedilerin en iyi yaptığı şeyi yaparak geçiyor. Uyuyar. Ama bir anda tamamen olur. Neyse ben gideyim. Afiyet olsun. Leoparlar sadece ağaçlarda yaşamaz. Çarşamba çok geç. Salı akşamüstü teklifi sunmamız lazım. Elinden geleni değil, dediğimi yap. Anne. Evde yiyorsun ha? Konuşmamız lazım. Konuşalım. Hem yiyelim, hem konuşalım. Jale Hanım bir şeyler anlattı. Ay. Demek sana ulaşabilmiş ha. Ne oluyor Kerem? Neden böyle... İmzaladık mı yoksa? Bir saniye bekler misin? Yemeğimi çalışma odama getir. Peki efendim. Bu konu kapandı sanma. Daha sonra tekrar konuşacağız. Hayırdır? Bozuk mu atıyorsun sen bana? Yok. Gelir gelmez odana kapandın. Nasıl geçti bugünün? Sevdin mi okulu? Hayır, hiç sevmedim. Sevmişsindir, sevmişsindir de senin o inadın yok mu? Ben oraya gitmek istemiyorum. Gideceksin hanımefendi. Apırsan da köpürsen de gideceksin.
Sen beni hiç anlamıyorsun. Bak bir tanem kızım. Bazen gitmek istemediğimiz yerlere gitmek zorunda kalırız. Bazen yapmak istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalırız. Bunların hepsi yarınki mutluluk için bugün katlandığımız sıkıntılar. Ben senin üzülmeni hiç ister miyim annem ya? Ha? Biraz sabret. Bak vallahi seveceksin. Hah, şuraya yazıyorum. Aa. Ha, dokunmak da mı yasak? Yapma. Huysuz. Aa, bunlar ne bunlar? Hiç. Nasıl hiç? Yok bir şey, bir şey değil. Sen sıyır bakayım şu pijamanı. Ya hayır, yok bir şey değil. Sıyır.